Kayıttayız. Yani biz göreve geldiğimiz ilk iki yıl bölgemizde ciddi bir deprem şeyi yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. 2002 yılında deprem yaralarını sardıktan sonra toplumsal bir sosyal paylaşım adı altında bir birliktelik, zaman zaman halkı, dışarıda yaşayan insanlarımızı bir araya getirmeyi planlayan bir çalışma yapalım istedik. Yoğun, yorucu bir meyve sezonunun ardından böyle bir tarih saptayarak düzenli olarak 11.sini bu yıl, bugün başlayacağımız Meyvecilik Kültür ve Sanat Festivali adı altında bir dizi etkinliklerde sürdürüyoruz. İşte çevre, komşu, yerleşim birimlerinden, ilimizden, siyasetçilerimizin ve yöneticilerimizin de zaman zaman katkı sağladığı bu tür etkinliklerde gerçekten ciddi anlamda kaynaşma, yardımlaşma, insanlar birbiriyle selamlaşma, yani yoğun iş temposu sürecinde birbirini görme imkanı bile zor buluyorlar. Biliyorsunuz özellikle kiraz çok kısa süreli bir meyve. 11 ayda yetiştiriyorsunuz, 11 günde toplayıp satmanız gerekiyor böyle bir meyve. Elma gibi falan saklama, belli bir süre sonra pazarlama şansınız veya dondurulmuş gıda şeklinde piyasaya sürme şansımız yok. İşine de diğer ürünlerde olduğu gibi. Bu açıdan çok yorucu, yoğun bir sezon geçiyor. Biz de bu süreçte hem kirazda hem meyvecilik sektöründeki sıkıntıları sizin gibi basın mensuplarıyla olsun, siyasiler veya devlet büyükleri vasıtasıyla basına veya ilgili yerlere taşıma noktasında söylemlerimizi, iletilerimizi, mesajlarımızı vermek suretiyle sürdürüyoruz. Gerçekten de çok büyük ilgi görüyoruz. Her yıl daha geliştirerek, yenileştirerek ülkemizde sanat alanında ün, isim yapmış, ekonomimize uygun şekildeki sanatçılarımızdan faydalanmak suretiyle devam ediyoruz. Devam etmeye de niyetliyiz. Kasabamızın, biraz önce de ifade ettim, emekli kenti şeklinde altyapı sorunu olmayan, sosyal paylaşım alanları oldukça geniş, parklarıyla, gezinti alanlarıyla, piknik yerleriyle ve bir beldede insanlara bir düğün ortamı, festival havası yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten çok büyük faydalar sağladığını geçtiğimiz yıllarda gördük ve yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde gerek kirazımızla, gerekse yapmış olduğumuz etkinliklerle, gerekse belediyecilik adına vermiş olduğumuz başarılı hizmetlerden dolayı çok takdir görüyoruz. Belki de görev sürem içerisinde beni çok mutlu eden olaylardan bir tanesi de hiçbir zaman iktidarda çalışmamış bir belediye başkanı olarak hep muhalefette görev yapmanın vermiş olduğu sıkıntılara rağmen çok ciddi, başarılı bir belediyecilik sergilediğimizi gözlemliyoruz. Hiçbir kurum ve kuruluşla ilişkilerimizi bozmadan, borç alacak ilişkisine girmeden işlemlerimizi sürdürüyoruz. Bu arada eğitim adına çok ciddi desteklerimiz ve katkılarımızdan dolayı dönemin Milli Eğitim Bakanı'ndan bireysel olarak adıma teşekkür belgesi aldım. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan düzenli prim ve borçsuz bir belediye başkanı olarak teşekkür belgesi aldım. Muhalefette görev yapan bir belediye başkanıyız. İşimizi düzgün yapıyoruz. İnsanlarımızı sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Ama bunu yaparken de vermiş olduğumuz hizmeti mutlaka bedelini alıyoruz. Diğer bazı boş batağına girmiş belediyelerimizde olduğu gibi bunlar verilen hizmetin karşılığını almamakla belediye ekonomik anlamda sıkıntıya düşürüyorlar. Ama biz onu yapmıyoruz. Güzel hizmetler veriyoruz. Hizmetin karşılığını da vatandaştan alıyoruz. Herhalde bugünlük yeterli.